olacağız. İlk defa bugün izleyeceğiniz bu programı tabii ki kiminiz televizyondan, kiminiz internetten, kiminiz Facebook'tan, kiminiz Boğaz FM'den izleyebileceksiniz. Program formatımız şöyle olacak. Geçtiğimiz haftanın gazete manşetlerini sizlere sunacağız, okuyacağız, yorumlayacağız ve siz de bunlardan bir şekilde haberdar olacaksınız. Ayrıca şehrin sokaklarında mikrofonumuzla dolaşacağız. Sizlere Çanakkale'nin sorunlarını soracağız. Bakalım sizler neler cevaplamışsınız, onları da biraz sonra ekrana getireceğiz. Efendim, formatımız gereği her hafta bir konuğumuz olacak. Bu haftaki konuğumuz emekli öğretim görevlisi, araştırmacı yazar Sayın Bünyamin Nami Tonka olacak. Bizlere soru sormak isterseniz WhatsApp hattımız da hazır. O da altta zaten göreceksiniz ama 0530 264 2901 nolu telefondan bize WhatsApp'la sorularınızı sorabilirsiniz. Ben hemen konuğuma bir hoş geldiniz diyorum ve lafı ona bırakacağım sözü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ayağınıza sağlık. Sabah sabah sizi buraya getirdik. Kahvaltıda kaldırdık getirdik. Eyvallah. Nasılsınız hocam? Sağ olun, Allah'a şükür. Her şeyden önce Boğaz TV'yi yeni dönemde hayırlı ve uğurlu olsun diyorum bu programlar. Sizin de Boğaz TV'deki programınız hayırlı uğurlu olsun. Her şeyden önce bizim Çanakkale'de basının haftalık değerlendirmeleri yapmış olması çok güzel bir şey. En azından hafızaya bunu alma ve gelecek nesillere Çanakkale'nin programları aktarılmış ve bakın güzel bir şeyler yapılmış diye bir mesaj da vermiş oluyor. Çok güzel, evet. Başarılar diliyorum. Tabii aynı zamanda biz kendi gazete manşetlerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi masamızın üstü oldukça gazete dolu. Bunların hepsi bizim Boğaz Medya'ya ait gazeteler. Kendimiz burada büyük emekler vererek bunları çıkarıp sizlere sunuyoruz. Hocam öncelikle Çanakkale'nin şehir bakımından en büyük sorun nedir adlı videomuzu isterseniz VTR'mizi izleyelim. Bakalım Çanakkale halkı ne demiş. Daha sonra bunun üzerine yorum yapalım. Evet, VTR'mizi izleyebiliriz. Çanakkale'nin en büyük sorunlarından birisi altyapı. Ondan sonra otopark sorunu. Bunlar en önemli noktalardan birisi. Şehir bakımından bence devlet hastanesinin merkezden taşınması oldu. Çünkü zaten taşındığı yerde 2-3 tane büyük hastane vardı. Merkezdeki insanların oraya gitmesi daha zor oldu. Çanakkale'nin şehir bakımından en büyük sorunu altyapısı ve trafik ışıkları. En büyük sorun ulaşım var. Park sorunu çok fazla var. Bir de kendimize özel bir sorundan, kendimiz derken dışarıdan gelen misafirler için de geçerli bu. Biz bu Morabin Park'ta 40 tane bayan çalışıyoruz. Ev emeklerimizi sergiliyoruz. Dolayısıyla dışarıdan gelen turistler Truva Atı'na yakın olmamız sebebiyle çok fazla turist geliyor dışarıdan. Özellikle öğrenciler merkezimizi ziyarete. Ve ilk sordukları soru, lavaboyu nerede bulabiliriz? Tuvalet sorunu yani. Yoldan geliyor adam, kaç saatlik yoldan veya çocuklar veya biz burada yani en az 12 saat buradayız. Bu şekilde yani normal umumi bir tuvalet bile yok. Şehir planlamacılığı bitmiş durumda. Örneğin tüm sokaklar bir park sorunu, en büyük sorun bu. Ulaşımda en büyük neden, sebeplerin bir an önce altyapının ya da ne bileyim otopark sorununun çözülmesi gerekir. Şehir planlamacılığın bir an önce devreye girmesi gerekir. Yani bir 5 yıl sonra ya da bir 10 yıl sonra Çanakkale'ye bu olay tamamen bir laçka durumu alabilir. Altyapı. Tabii, altyapısı düzenli değil. Ve her zaman su baskını olduğu zaman, yağmur çok yağdığı zaman her taraf göl oluyor zaten biliyorsunuz. Hani olmaması lazım. Vallahi yavrum ben buralı değilim. Yani Çanakkale'li değilim ama gayet normal yani. Altyapı. Bu hastaneyi kepezin üstüne kim yaptıysa, kim yaptırdıysa bu fikri nasıl aldılar,
ne şartlarda aldılar bilemiyoruz. Ama inanın ki benim bildiğim bilmediği çok ah alıyorlar. Bakın bu proje onlara hayır duasıyla dönmüyor. Ahla dönüyor. Ya oraya gidecek bir yer var idiyse Tarım İl Müdürlüğü ile Karayolları Müdürlüğü gitmesi gerekiyordu. Buradaki gördüğünüz yere de güzel bir tane şehir hastanesi yapabilirlerdi. Haftanın Yorumu adlı programın bu ilk yarısından sonra şimdi gazete manşetlerine geçelim. Ama bu arada yine WhatsApp'tan bize sormak istedikleriniz olabilir. 0530 264 2901 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Program konumuz zaten Sayın Bünyamin Nami Tonka hocamız da bizle beraber. Şimdi evet program bu bölümünde biz gazete manşetlerine geçelim dedik. Elimizde Boğaz gazetesi var. 10 Temmuz tarihli. Bunun en köşedeki bariyerlere çarpıp takla attı adlı bir şeyi seçtim ben. Hocam bu Çanakkale girişindeki bariyerler. Burada çok kazalar oldu. Bu ne diyorsunuz hocam? Bunu insan ya, göremiyor mu? Ne yapıyor? Neden toplarlar? Neden yaparlar? Şimdi Çanakkale çok medeni bir şehirdir. Yani Türkiye'deki zeka ölçümleri açısından bakıldığı zaman Türkiye'deki üçüncü. İnsan dokusunun birbirini sevmesi açısından baktığımız zaman da belki Türkiye'de birinci özelliğe sahiptir. Çanakkale'de son dönem nüfusun artmasıyla birlikte adli vakalar artıyor. Ama şunu unutmamak lazım. Çanakkale bölücü terör örgütünün de istirahat yeri. Ayrıca Türkiye'deki misyonerlik faaliyetlerinde ana merkezi Çanakkale'dir. Bu özelliklere baktığımız zaman emniyetimizin, güvenlik güçlerimizin sıkı çalışması şart. Evet. Ama bunu yaparken daha teknik özelliklerle bunu yapmak lazım. Çanakkale'ye girişler, mesela Kepez'in üstünde bir bariyer var. O biraz daha makul şeylerle, küçük böyle plastik malzemelerle yapılmış. Ama mezarlığın hemen önünde, eski mezarlığın hemen önündeki beton bariyerler. Tabii bu bir savunma amaçlı yapılacak olan bir uygulama. Ama Çanakkale medeni bir şehir. Zaten bizim trafik polisimiz veya polisimizi ki bizim çocukluğumuzda mahalleye polisin gelmesine ihtiyaç yoktu. Belki bir yük çaldığı zaman asayiş Berkemal olurdu. Yani Çanakkale'de bu kadar böyle büyük, korkutucu, aman ha falan gibi bir de şu gelenlere karşı da ya Çanakkale sanki çok büyük olaylar oluyormuş gibi intiba doğuruyor. Bunlar yanlış şeyler. Bunların kaldırmalarında fayda var. Eğer bunları illere böyle bir bariyer kurmak gerekiyorsa Çanakkale 10 bin kilometrelik toprak valimizin emrinde küçük kuyudaki o çayın hemen yan tarafı bizim sınırımız oraya. Bir de deniz kentini oraya koyun. Bir de Koru Dağı'na koyun. Çanakkale'yi girişlerinin hepsini üç yeri birden engellemiş olursunuz zaten. Onun dışında yine Kepez'in hemen üst tarafındaki yerdeki gibi demir veya savunma amaçlı olanları betonları dışarıya. Mesela mezarlığın hemen önünde küçük bir yer var. Madem ile yapmak istiyorsan onu dışarıya al, içeriye doğru al. Plastik bariyerleri koy. En azından bu şekilde bir yani sıkıntıyı ortadan kaldır. Bir saldırı olacaksa da savunmanı yine taşların veya arkasında, beton bariyerinin arkasında yap. Ama yolu bu kadar meşgul etme. Yani bu bir de şu var. Tabii ya orada bir emniyet gücü var deyip bazılarının belki caydırabilir. Ama insanoğlu aklına bir şey koymuşsa ne yaparsan yap girer. Şimdi diyelim ki DAPSEK üzerinden giriyorsunuz. Karacaöğren Sapaman'la yukarı geldiniz. Hastanebaşı oradan geldi. Şehre girdiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani bunlar biraz da göstermelik oluyor. Ama göstermeliği de can güvenliğini, bir polisin kendi can güvenliği bizim için çok önemli. Onun için ikinci vatandaşın can güvenliği çok önemli. Bu yapılmış olan uygulama bence yanlış bir uygulama. Bunu biraz daha geri çekmek suretiyle mezarlığın hemen önündeki o üçgen bölgeye polisin kendisini savunma ile ilgili bariyerleri koymak lazım. Yolun üzerine de normalde şeyler plastik bariyerleri koymak lazım ki can en azından bir ölümlü kaza olmasın diye düşünüyorum. Evet, evet. Bu konuda çok da kaza oldu. Yani. Evet. Değil mi hocam? Evet. Şimdi yine burası Çanakkale'de. Çanakkale şehir içinde bir haberimiz var. Bu haberde Aygaz Kavşağı'yla ilgili. Evet. Biliyorsunuz burada arabalar
belediye yönünden gelip sağa dönüşte sağa dönüşleri kontrollü geçiş var. Kontrol geçiş var. Neden? Çünkü eski hastanede olsa ambulanslı bilmem ne yolu boşalsın diye. Evet. Ama orada hiçbir araba orada beklemiyor. Yayalara evet, kontrol etmiyor. Ve orada epeyce de hem araba olarak hem de yayalarda problemler oluyor. Burası nasıl böyle bir şey? Bununla, çok dar. Kaldırımı da çok dar hocam. Çok dar. Kesinlikle. Şuna kadar en işlek yeri. Evet. Belki günde bilmiyorum ama 100 bin kişinin geçtiği evet. Yani yaklaşık yarım metre bir kaldırım var. Evet. Tabii burada işte Bilecik'te sınıfta kaldığım yerlerden bir tanesi de burası. Çanakkale'de bir İbrahim Burdur Lisesi'nin hemen ön tarafına bir kavşak yapmamız lazım. Yani üst geçit yapmamız lazım. Olmuyorsa da alt geçit yap. Orası üst geçit yaptırma derneği bile kuruldu biliyorsunuz evet. Değil mi hocam? Ama yani burada tabii ama burada Çanakkale Belediyesi'nin ufkunun çok dar olduğunu görüyorum. Yani keşke İsmail Zay olsaydı, ona söylemiş olsaydık, bunları falan yapmış olsaydı diye düşünürüm. Bir oraya, bir de yine yeni belediye binasının olduğu yer. Çünkü belediye binasını siz oraya yapıyorsunuz. Bana göre belediye binasının yapılacak yer orası değildi. Orası sadece otopark yapılacaktı. Hatta 15 kat yap. Kim engel oluyor sana? Belediye nasıl yap? Yani yok yok. Belediyenin şimdiki yapmış olduğu yer tamamını otopark yap. Evet. Altlarını otobüslerin park edeceği şekilde yap. Alt iki katını hatta. Hı. Otobüs parkı yap. Yani Bodrum'u ve zemini. Onun üstünde otomobil parkı yap. 15 kat yap. Ve şehrin birçok problemini çözmüş olursun. Ve oraya bir de giriş mesela 2 saat kalıyorsan hiç ücret ödemeyeceksin. Millet de kısa sürede orayı terk etsin. Bir belediye binasını nereye götürürsün? Belediye binasını Esenler'e götür. Esenler'e götür. Herkesin arabası var. Bir de belediye otobüslerinin geçtiği bir güzergahta bir yere koy. Binaya oraya koy. Kime yoruyorsun? Yani Çanakkale Belediyesi bu anlamda şehri böyle sık boğaz etmek için her şey yapmış. Otopark yapmıştır. Var hocam oraya yapılıyor ya katlı otopark yapılıyor. Neresi? Ne yaparsa yetmez. Hani o dediğiniz yani. Yetmez. Hayır yetmeyecek tabii. Yetmez. Yani. Çünkü siz Çanakkale esnafının arabalarını park edeceği bir yer yapmak zorundasınız. Kesinlikle. Ya şimdi Çanakkale'deki abone sayısı 32 bin. Bunların her birinin arabası olduğunu düşünün. Çanakkale'nin içine siz en az 5000 aracın konacağı otopark yapmak zorundasınız. 5000. Şimdi sizin oraya yapmış olduğunuz 500 kişi. Hadi 1000 kişi olsun. 4000 kişi yine sokakta. Belediyenin yeni binasının olduğu yerle Cennet Otopark'ın olmuş olduğu yer her ikisi birden Çanakkale'nin içindeki bütün araçları oraya götürecektir. Millet de oradan 100 metre, 200 metre, 500 metre yürümüş olsun. Ne olacak ki iş yerine oradan arabasına binip gitsin. Ve bu şekilde şehrin ulaşımla ilgili bir problemi çözmüş olacaktınız. Şimdi şu andaki Aygaz kavşağına bir hadi üst geçitle ilgili sıkıntım var yapamıyorsun diyorsanız alt geçit yapacaksınız. Bir. Bodur kavşağına aynı şeyi yapacaksınız. Şimdiki Nusret Kutlu İşhanı Pehlivanoğlu İş Merkezi belediyenin olmuş olduğu yere yine bir belediye olduğu için her halükarda bir alt geçit yapmak zorundasınız. Bunları alt geçit yapın. Evet. Hiç önemli değil. Bir de tabii Çanakkale için mesela yaya geçişleri Cuma Pazar olduğu yerden Barbaros'a doğru geçişte yaya geçişlerinde sıkıntı var. Mesela İnönü Köprüsü'nde sıkıntı var. Şeyde Tuğla Caddesi önünde mesela orada sıkıntı var. Bilhassa Cuma Pazar olmuş olduğu yerde köprünün yanına üçer metrelik falan hem sağına hem soluna geniş bir yer yap. Oraya küçük böyle dükkanlar, büfeler falan yap böyle. Gazete satan yeri, işte balık satan yeri falan olsun. Ve hem oradan millet geçsin hem de böyle ufak bir ihtiyaçlarını da orada alarak geçmiş olsun. İşte simitçisi olsun bilmem ne falan yani böyle şeyler. Şirin bir şekilde, evet. Mesela Kirtbeli tarafına biraz daha genişçe bir şey yap. Mesela bir kahvaltı yeri yap. Oradan Kirtbeli'ye doğru, denize doğru bakmak kadar güzel bir şey yok. Evet. Orası prima yerlerden bir tanesi. Yapın bunu yani. Kim tutuyor elinizi ki? Oraya mesela bir kahvaltı yeri yapın. Ya çok geniş de bir yer olmuş olsun. Millet gelsin onu sabah kahvaltısını yapsın. Evet. İşte köylü geliyor, bilmem ne geliyor. Bir çorbasını içmiş olsun. Hem de boğazı görsün. Evet. O güzellikleri görmüş olsun. Nerede yaşadığının farkına varsın insanlar. Mesela bunlar yapılabilir. Ama yapmak için işte hep ufuk diyoruz ya. Oraya gelmişken Sarıçay da var burada. Ya Sarıçay bir defa mesela. Başlı başına. Biz çocukluğumuzda Sarıçay'da yüzerdik. Aynen. Sarıçay'ın yan tarafında o şimdiki set tarafındaydı akışkanlık. O tarafta balık tutardık. Balığı orada kumun yan tarafına bir ateş yakardık. Çalı çırpı toplayıp balığı pişirir yerdik. Ve kumu eşerdik.
Bir müddet sonra oradan böyle tertemiz su giderdi. Suyunu da içerdi. Bakın şimdi suyunu içiyorsunuz, balığını yiyorsunuz, eğlencenizi yapıyorsunuz, balık tutuyorsunuz, yüzüyorsunuz. Şimdi ya kazara parmağınızı suya yaşadı, kolar olur, bilmem ne olur, tif olur falan. Yani sarı çay, sarı çay olmaktan çıktı, kara çay oldu. Bu belediyemizin kara, yüz karasıdır. Yani siz oraya çok güzel böyle sandallarda, eğlence yerleri, küçük kasinolar. Ben hep şunu düşünürüm. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Hoca'yı bir dönemliğine Çanakkale seçsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Bir dönem. Yani düşünüyorum. Ya bunlar yapmıyor. Şimdi onlara sordum da hocam devlet su işlerinin de. Hiç alakası yok. Yani devlet su işlerinin ilgilendiği mi? Porsuk çayı da devlet su işlerinin değil miydi? Ama nasıl oldu? Ya değil mi? Belki de izin verildi bir şey oldu. Değil mi yani? Hayır ben bunu kendisine defalarca sordum. Ya, yani. Gittiniz siz Tayyip Bey'e de. Efendim biz sarı çayı ta baraja kadar böyle Venedik'te gondolların gittiği yer gibi yapmak istiyoruz. Bize buranın kullanma hakkını verirseniz çok seviniriz size. Tayyip Bey hayır mı der? Şimdi bir de şöyle bir durum da var hocam. Her şeye Tayyip Bey bakacak yani. Yani bunu bakacak şimdi, başka bürokrat. Hayır şu. Hayır şimdi şu. Siz bakın sekreteri. Siz şimdi talebinizi valiye ilettiğinizi valilik bunu üst makamlarına iletmedi mi? Siz bir defa böyle bir proje yapmadınız ki. Hayır. Şimdi valiler 2-3 yıl kalıyor. Valide o sarıçak görüyor olabilir. Bak 2014 yılında Güngör Azim Tuna, 2016 yılında Ahmet Vahçınar, arkasından bir yıl Hamza Erkal, arkasından da şimdi valide Orhan Tavlı. Yani siz yaklaşık 5 yılda 4 tane vali değiştirmişsiniz. 5 yıllık bir süreç içinde. Yani valiler zaten Çanakkale'yi tanıyana kadar zaten görev süresi doluyor ve başka yere gidiyor. Bu Çanakkale'nin talihsizlerinden bir tanesi. Ama Güngör Azim Tuna ve şimdiki valimiz Çanakkale ile dertlenmiş olan valiler. Diğer iki tanesi Süleyman için Bey de vardı daha, ya, daha önce ama daha önce zaten yani şöyle bakalım şimdi. Mesela Cahit'in Tüfekçi vardı. Vali gibi valiydi. Mesela ben çok Ali Rıza Yaradan Okul. Mesela harika bir valiydi. Babür Ünsal vardı. Babür Ünsal mesela çok çözümcüydü. Ben bir gün mesela problemim bulmuştu. Milletin birine gidiyorum yapmıyor. Çıldırdım yani. Gittim valiye gidiyorsun. Diyor ya bir öğretmen size görüşmek istiyor. Alın içeri diyor. Gittim anlattım. Düğmeye bastı. Milletin müdürünü çağırdı. Bu bey ne istiyorsa hepsini yerine getirin. Emredersin sayın valim dedi. Çıktı gitti. 5 dakika içinde de yaptılar. Yani çözümcü. Daha sonraki aşamada mesela Erdinç Büyükakalın iyi bir valiydi. Arkasından Muzaffer Ecemiş geldi. Çözümcü bir valiydi. Mesela çok iyi. Hüsnü Tuğlu milli şuuru çok iyi olan ama ya bana zarar gelir diye biraz duraksayan birisiydi. Ekrem Ersoy mesela abisi politikacı olduğu için rahat burada yapıyor falan. Süleyman Kamçı Bey de ya siyasi yapı itibariyle bizi çok seviyor. Evet. Ama Çanakkale içinde sadece hemşericilik duygusu vardı. Evet. Yani büyük problem gelmesin ve büyük şeyleri de ben söylemeyeyim, çatışmayayım diye bir tavır içindeydi. Burada Güngör Azim Tuna Bey güzel şeyler yapabilirdi ve şimdi Orhan Tavlı Bey'den de ümit varım. Evet. Yani öyle şu bir yıl bir geçsin bakalım bir göreceğim tabii yani tabii. Şöyle. Ama ne Orhan oluyor? Orhan Bey'le ilgili yani o da çok şey değil bence yani o da bayağı bir... Hayır bir sıkıntımız yok şey, yani iyi şeyler yapmak. İlgileniyor bir şey. Öğrenme yok. Aşamasında da. Aynen. Öğrenme aşaması. Bir de kişileri öğrenecek. Tabii. Kimin palavracı, kimisinin üçkağıtçı olduğunu güvenli, görecek, kimin sözünün doğru olduğunu öğrenecek. Ondan sonra çok daha merhale katiller diye düşünüyorum. Yani Çanakkale valiler arasından, yani Tayyip Bey'e söylenme meselesinde Çanakkale valiler arasından, şimdi Çanakkale'nin belediye başkanı Çanakkale'nin hafızasıdır. Yani. Siz bunu söyleyeceksiniz. Sizden projeler gelecek, bunların hangisini yapabilirim diye. Bir tanesini yap, Allah razı olsun diyeceğiz biz size. Yani bunların hiçbir tanesinin yapılmamış olması çok üzüntü verici bir olay. Daha öyle şeyler var ki yani siyaseten de yerin dibine sokacağımız olaylar var Müdür Bey. Yani tabii canım yani ona yani, bakarsanız. Biz de bir şey demiyoruz şimdi yani yine yüzüne gireceğiz konuşacağız falan. Yani Çanakkale'de Atatürk'ün komutanları olan 15 tane alay komutanının isimlerini Çanakkale sokaklarına vermeye bile imtina eden bizzattır Müdür Bey. Ve Atatürk'üm diye bana hiç konuşmayacak. Öyle mi diyorsun? Tabii kesinlikle. Kendisine sorarız bunları. Evet. Cevabını da alın. Eyvallah. Ben yine Ayvacık'ta mesela işte Nusretli rampalarında odun yüklü kamyon devrildi bir yaralı. Evet. Burada da sürekli kazalar. Ama zaten orası Çanakkale'nin. Temmuz Ayvacık gazetemiz. Evet. Ama gazete de bizim Ayvacık'ta çıkıyor. Harika. Hocam, evet. Gayet güzel bir gazete. Evet. Oldukça da okunuyor, takip ediliyor Ayvacık'ta. 10 Temmuz. Ama orada Ayvacık'ta Nusretli bayırlarında bizim
Üniversiteden çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı, Bike Çatal diye. Eşi de İş Bankası'nda çalışıyordu, yeğenleri yanındaydı. Onlar orada bir sollama sırasında yukarıdan gelen bir tane arabanın altına girdi, hepsi vefat ettiler. Yani üniversitemizin çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Ve biz hep Nusatlı deyince hep o aklıma gelir. Nusatlı bayırları şu anda tünelle aşılıyor. Çok az bir yer kaldı. Yani bakın bunu iktidar yol yapıyoruz diyor ya, gerçekten yol yapıyor. Evet. Ve Çanakkale'de bir daha bu tip bir ölümü görmemiş olacağız. İnşallah bu konuda takdir etmek lazım. Tabii yani ben o tüneli yapmış olmaları harika bir şey. Harika bir şey. Ve ben Çanakkale'deki Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanlarıyla, Ezine'deki CHP'li ilçe başkanı, Ayvacık'taki ve Küçükkuyu Belediye Başkanı da CHP'lidir zaten. Bunların toplu halde karayollarından bir talepte bulunsunlar. Gitsinler, ne yapıldığını görsünler. Ve nasıl bir çalışma olduğunu görsünler. Çok canla başla çalışan bir uygulama. Ve ben Çanakkale'mize büyük artı değer katacağı kanaatindeyim. Nusatlı bayırları da çok kısa sürede nostaljik bir yol olarak da kalacak diye düşünüyorum. İnşallah öyle olacak. Ayvacık gazetemize de başarılar dilerim. Evet. Ben ikinci öğretmenlik yılım 75, yani bundan 43 sene önce Ayvacık'ta öğretmenlik yapmıştım. Onun için de tabii Ayvacık'ı seviyorum. Tabii onun için severiz onları. Evet, trafik haberlerimiz hemen hemen bu kadar. Onları öncelikle vermiş olduk. Trafik demişken hocam, bir fıkra hemen geldi. Tabii. Temel'le ilgili. Bu bizim fıkra. Temel şarampole uçmuş, trafik polisi gelmiş, işte çıkarmışlar. Arkada tabii otobüs şoförü, yaralılar var, bir sürü ölümler falan. Oğlum demiş ya, neden şarampole uçtun? Ne demiş, önüme inek çıktı, o yüzden demiş şarampole uçtun. Evladım tamam da bak, bu kadar yolcu var, bunları insana öldürüyor, şarampole yapacaksın, ineğe etseydin ya. Zaten ben de öyle yapacaktım ama inek şarampole kaçınca ben de onu kovaladım. Bizim Türkiye'de biraz kazalar da böyle oluyor sanırım. Evet. Hocam şimdi bir de balık fiyatları. Bu aralar balık çok az. Evet. Güzel sardalyamız yeni yeni çıkmaya başladı. Pek de yağlanmamış diyorlar. Aslında 15 Mayıs'ta çıkması lazımdı. Evet. Yani balık açısından. Şu anda. Şimdi Çanakkale'deki balık havzaları ile ilgili bizim Saat Kulesi'nin olduğu yerde deşarj vardı. Evet. Ve biz Çanakkale'nin bütün pistini boğaza yaptık. Atıyorum. Bir ara benim dalgıç personelim de vardı. Hocam dedi, boğazın altında yaklaşık 1 metrelik bir bölge sümüksü bir madde oluştu dedi. Ve siz balıkların yumurtalarını dökeceği yerlerin hepsini bu şekilde sümüksü maddelerle oluşturursanız boğazın içindeki bu balık çeşitliliğini de ortadan kaldırmış olursunuz. Yani şimdi işte arıtma tesisleri daha yeni yeni yapılıyor falan. Balık gelecekte olur. Zaten mesela mali yönetimi benim en çok tenkit ettiğim taraf da insanlar balık tutma ile ilgili çoluk çocuk hep beraber yapabileceğiniz bir eğlencedir. Mesela Çanakkale Belediyesi'nin askerinin iç bölgesinde eski kayıkhane var bizim burada. Evet. Onun yan tarafında eski sandal çekek yeri vardı. Evet. O çekek yeri belediyenin. Mesela onun oraya bir tane, onun yan tarafı. Yan tarafı. 2700 metrekarelik bir yer. Şimdi oraya mesela belediye iki katlı bir sosyal tesis yapsa, onun önünden itibaren de Mendire'ye doğru böyle bir üst köprü yapsa, şimdiki Mecidiye Tabyası'nın önüne kadar da balık tutma yeri yapmış olsa, aynı balık tutma yerini biz Kilitbağı ile Çamburnu arasına yapmış olsak, yine Kepez'de Dalyan'ın hemen ön tarafında ada denilen yerden itibaren başlayıp, şimdiki limanın Kepez Çay Ağzı'na kadar diyelim hadi. Oraya kadar böyle balık tutma yeri yapmış olsak ve halk da arka tarafında işte bir yemek yeme yeri, tuvaletini yapsak falan. Millet oraya gelse, herkes kamışlarını alsa, eş, çalık, çocuk falan böyle. Orada denize bakıp da ruh dünyası açısından rahatlamış olsalar, balık tutmuş olsalar fevkalade güzel olur. Biz hem Ömer Mutan CHP'li, hem Çanakkale Belediyesi CHP'li, her iki belediyede bu yapabilirler. Bu anlamda büyük paralara da ihtiyaç yok aslında. Evet. Bu anlamda sınıfta kalmışlardır. Şimdi Çanakkale halkı denize bakıyor, balık da akıyor. Yani. O zaman biz balık tutma yeri talep ediyoruz. Kesinlikle. Yani ondan kesinlikle. Ya olursa o zaman ne olur? Bir de şu, mesela bizim eski tekneler var. Gemiler, miadını doldurmuş. Ha, evet. Mesela biz bunları Sarı Sığlar bölgesine 2-3 tane, Mesudiye gemisi var zaten, 2-3 tane.
ve eskiden hatırlar mısın bilmiyorum, Mendire'nin tam önünde bir tekne vardı, batık. Evet. Mesela o batığı çıkartmamamız lazımdı. Orası balık yuvası gibi olması lazımdı. Böyle 3-4 tane yere de biz eski tekleri batırmış olsak, balıklar orada da işte yumurtlasalar, yuvalansalar falan, balık çeşitimiz artar. Tabii Çanakkale'de şimdi karagöz ve sardalya mevsimi. Yani biz şimdi sardalya varken diğer balıklar en kralı olsa bakmıyoruz. Ya yani sardalya güzel yani. Ama karagöz mevsiminde, ki bu mevsimi daha çok işte Ekim ayıyla Ocak falan, lüfer mesela mevsim oluyor. Mart ayında genelde kefal mevsim oluyor. Şimdi uskumru olur. Ufak zarganalar başlar işte böyle. Soğuk döneme doğru biraz mekik dediğimiz palamutun küçüğü başlar falan. Yani güzel şeyler olabilir burada. Çanakkale'de ne yazık ki balıkçılıkla ilgili mesela bir sandal çekek yerleri, bunun yanında işte küçük bir marinamız, Çanakkale yerlere mahsus olmak üzere yapmadık. Bir de mesela kuzey kavimleri Nordic 21, Nordic 25 diye küçük böyle tekneler oluşturdular kendilerine uygun. Mesela Çanakkale'de çektiri diyebiliriz. Böyle bir Çanakkale kendisine uygun, küçük bir kameralı, içinde tuvaleti olan ama pişirme yeri de olan, duvarı olan böyle küçük tekneler, Çanakkale'ye has tekneler de imal edebilirdi. Ha. Belediye bunu teşvik edebilirdi, yerlerini bulabilirdi. Mesela Çanakkale Belediyesi bu anlamda da, ya tabii bu işler bizim işimiz değil, kim yaparsa yapsın deme pozisyonunda, ki bu da son derece yanlış. Balık yeme konusunda da zaman zaman Karadeniz'den lüfer yoğun geliyorsa veya çupra yoğun geliyorsa balık yiyeceğiz. Onun için yeme şansımız yok. Artık biz balık tutmaya, balık yemek için de Saros Körfezi'ne gideceğiz. Yani şimdi Lalla Baba Tepesi'nin altına gideceğiz. Altına küçük kemikli burada. Orada balık tutacağız yani. Evet. Çanakkale bu anlamda her iki belediyede Çanakkale'leri bu zevki tattırmadıkları sınıfta kalmadı. Tabii sunmadılar. Yani bir Çanakkale'yi 29 senedir CHP yönetiyor. Hadi görün. Ülgür Bey'e söyleyelim. Ya biz balık tutmaya gidiyoruz. Siz de eşinizi alın. Ben de eşimi alayım. Beraber hadi gidelim. Nereye gideceğiz yani? Yok yani. Balık tutmayı sevmiyor olabilir. Sevmiyorsa Çanakkale'ler seviyor. Efendim işte Çanakkale gazetesinin 10 Temmuz tarihli önümde düğünler mevsimi geldi. Bu düğünler mevsiminde millet nasıl gideceğiz diye kara kara düşünüyor. Çünkü ya, çeyrek altın şimdi 316 lira olmuş. 300, şimdi sabahleyin baktım 318 lira. İhtimal ki diye yani gelir diye baktım ona. Evet. Dersimize iyi çalıştık. Şimdi baktım. Mesela tabii, Kuyumcular Derneği Başkanı da vatandaş çeyrek altından çoktan vazgeçti diye bir açıklama yapmış. Genelde şimdi gram altın oluşturmuşlar böyle. O 200 lira falan. Hadi diyor onu yapalım diye. Yani küçük bir nazarlık bile 500 lira. Evet hocam. Yani hadi çocuk doğdu, nazarlık bile 500 lira. Ve gerçekten de mesela ben eğer altına dayalı maaş almış olsaydım, şu anda maaşım 7000 lira falan olması lazımdı. Biz 3200 lira emekli maaş alıyoruz yani. Demek ki biz %50 fakirleşmişiz. Yani bu anlamda o haber çok doğru bir haber. Gümüş takmak da artık Türkiye'de modaya doğru gelecek. Bak söyleyeyim size. Çünkü dünyadaki bütün ekonomik güçler mesela kağıt paraya değil de metale yatırım yapıyorlar. Metal de ağırlık olarak altın ve gümüştür. Şu anda dünyada 11 bin ton altınıyla Amerika bir numara, 6 bin tonluk bir güçle de Avrupa Birliği ön planda ve ağırlıklı olarak bizim 110 ton kadar da altınımız Londra'da. Onu rehin olarak bıraktık ki kredi alalım falan gibilerden. Ve şu anda Almanya'nın kendisinin yaklaşık 2 bin ton civarında bir altın gücü var. Yine şu anda Çin'in 2200 ton civarında altını var. Çin şu anda Amerika'ya babalanıyor biraz böyle höreleniyor. Eğer Çin bir gün duyarsanız 4000 ton altını oldu. Bir iki Çin ve Amerika arasında savaş çıkar. Evet. Neden? Kesinlikle. Güç olarak eğer 4000 ton civarında bir altını varsa ekonomi çok büyük bir güç olmuş olacak ve Amerika'yla zaten şu anda Arakan Savaşı'nın arka planında zaten bu güç yatıyor. Yarın öbür gün mesela Doğu Türkistan'da şu anda Çin büyük zulüm yapıyor. Amerika'ya biraz gözdağı veriyor. Dolayısıyla bize de gözdağı vermiş oluyor. Tayvan'ı aldı. Evet. Özel statüyü oluşturdu. Ve
Amerika'ya diyor ki Filipinler'den bize doğru herhangi bir şey yapma diyor. Yani gelecekteki bütün savaş altın üzerine olacak diye düşünürüm. Yani onun için Türkiye'de şu anda 110 ton civarında altını var ama benim en çok mutlu olduğum, bizim kadınımız, beşi bir yerdesi, kolunda bileziğiyle yaklaşık 1000 ton kadar. Bütün Türkiye'de sadece kadınlarımızın ceviz eşyası olarak kullandığı, yastık altı, bakın böyle, yastık altı dediğimiz 1000 ton kadar altın var. Bunu yani pek gözükmüyor. Bunu tam tespit de değil bu. Yani bunun 200-300 aşağı, 200-300 daha yukarısı da olabilir. Türkiye'de dünyada altın açısından çok zengin bir ülke. Tayyip Bey'in ikide bir altınlarınızı bozduğunu demesi sebebi de budur. Yani siz bir bakın, 4000 ton altın olduğu zaman Amerika'ya kafa tutuyor. Sen 1000 ton altınla koyduğun zaman yapamayacağın bir iş olmaz yani. Çok daha güçlü olmuş olursun. Dünkü ekonomik uçakta gelirken ekonomik yapı itibariyle de biz kendi reel paralarımızla, yani TL ile, yen ile, yuan ile alışveriş veya ruble ile alışveriş yapacağız diyor Tayyip Bey. Bu doğru karardır. Yalnız Amerika, daha doğrusu İsrail lobisi veya daha doğrusu dünyadaki Yahudi lobisi buna izin vermez. Mutlaka birilerini öldürürler, bilmem ne yaparlar, önünü keserler. Ama bu doğru bir karardır. Evet. Gelecekte servetin bütün dünyaya normalde daha rahat, daha mantıklı dağılması için Tayyip Bey'in söylediği doğru karardır. İnşallah başarırlar. Bu çeyrek altınla ilgili hocam, ben arkadaşlar veya işte esnaf veya halkla konuşuyorum. Ya dediler şu altın takma adetini azıcık kaldıralım ya. Buna kim yetkiliyse, kim söyleyecekse. Kardeşim bundan sonra düğünlerde altın takma adeti kalkmıştır diye. Ha isteyen para taksın, bilmem ne yapsın ama bu altın yüzünden çoğu kimse düğüne de gidemez oldu. Yani çünkü 300 yani, lira az bir rakam değil. Tabii. Asgari ücretin 1/4 yani, yaklaşık kimse de yani maaşın 1/4 ya, evvelden hani bir küçük altın takalım diyorduk. Nasılsa önemli değildi yani. Ama şimdi küçük altın dediğiniz zaman 4 tane düğüne gittiğiniz zaman maaşı vermiş oluyorsunuz. Ayı nasıl devam geçireceksiniz? Evet. Yani bu gelenek de mesela şeye giriş sırasında takı alınıyor şimdi. Aman ha arada kaçmasınlar falan gibilerden, daha girişte falan gözde böyle. Gözde video ile kayıt altına evet, alınıyor falan böyle. Ve bu arada tabii 10 lira karşılığında sahte çeyrek altınlar çeyrek yapılıyor. Altın. Ya, taktım mı taktım. Ama insanlar sahteliciliğe gidiyor evet, gibi itti. Bir şey. Yani tabii insan karakterleri burada da ortaya çıkmış oluyor evet, yani. Onun için buna bir çözüm bulmak lazım aslında. Doğru yani. Ben geçen benim yazımda vardı, köşe yazımda. Yani kadının biri gitmiş düğüne takmış çeyrek altını. Daha sonra kendi düğün yaptığında o çeyrek altının gelmediğini görmüş. Evet. Video kayıtlarına ertesi gün gidip kapıyı istemiş falan. Oo. Demiş ki benim çeyrek altınım vermedi şimdi diye. Bu da insan ilişkilerini epeyce bozacak, gelenek görenekler. Evet. Ayaklar altına alacak bir uygulama bence hakikaten bunu artık yavaş yavaş bence kaldırmalı. Takıyı kaldırmak lazım. Yani isteyen belki... Sadece coşmak, eğlenmek şey babından. Aynen. Şey, eğer bu evlenmeyse evlenmenin legal olduğunu gösteren bir uygulamadır. Aslında yani düğün legal olduğunu. Sünnet cemiyette işte erkekliğe ilk adım diye onu konu komşuyla artık çocuğumuz erkek oldu diyeceğimiz bir uygulama. Aslında herkes ya bizim geleneğimizde o ailenin neye ihtiyacı varsa onu getiriyorlardı. Evet. Adamın tuza ihtiyacı tuz getiriyordu. Gibi, evet. Ya tencere getiriyordu. Baltayı da balta getiriyordu falan böyle yani. O eve neye ihtiyaç varsa onlar veriliyordu evvelden düğün hediyesi olarak. Evet. Ha o zamanlar tencere daha pahalıydı. Altın daha ucuzdu. Yani bir tencere takımı 50 liraydı, altın da 30 liraydı. Yani onu verebiliyordu millet. Şimdi altının bu kadar yükselmiş olması geleneklerimizi ve insan karakterini bozacak özelliğe doğru gidiyor. Yani, ve bizi üzüyor yani. Evet. Bir konuda hocam sokak düğünleri. Tabii bu konuda belediye gerçekten belki biraz suçlu. Neden? İşte her mahalleye belki bir düğün evi, düğün sarayı veya düğün merkezi yapmadığı evet, için. İnsanlar da tabii gidip lüks lokantalarda düğünlerini yapamadığı için ne yapıyor? 5 bin lira, 10 bin lira verici durumda değil. Yasak olmasına rağmen, evet, biliyorsun sokakta yasak ama olmasına rağmen yapmaya çalışıyor. Sürekli kolluk kuvvetlerini karşı karşıya geliyor. Evet. Bu konuda evet herkes lütfen elini şeyin altına soksun diyorum ben. Bu insancıklara, işte tabii bu gidip işte 15 bin, 20 bin lira bir yer tutuyor. Veya şu anda yemekli bir düğün 30 bin lira falan oluyor. Yani bu adam da şimdi işte
çöktü. Gelecek olan altına da biraz belki bakıyor. Hani baksın 10 bin lira geldi. Hadi 10 bin liralık altın geldi diyelim. 20 bin lira zarara girdi. Onun için yani bunları çöküntü zorlamadan böyle bir ya, düğün salonları yaparak. Şimdi mesela köylere bile devlet bir ara düğün salonları yapıyordu. Evet, bakın köylere. Mesela Akçapınar köyünde böyle bir düğün salonu olduğunu ben biliyorum mesela. O da 70'lerin sonuna doğru yani o zaman yapıldı yani. Mesela 3-4 tane daha köye yapıldı şimdi aklımda değil. Şimdi tabii şehri iyi planlamak lazım. Mesela Sarıçay'ın içinde çok güzel düğün yapılacak olan yerler olabilir. Yani Sarıçay'ın Truva Köprüsü ile Ezine Köprüsü arasındaki o bölgeye pazardan sonraki aşamada diyelim. Hatta şeyde söylüyor, İngiliz mezarının olmuş olduğu hizadan Truva Köprüsü'nün olduğu yere kadar oraya 10 tane düğün salonu yapılabilir. Bu belediyenin olmuş olsun. Ve belediye hiçbir zarar vermedikleri takdirde 5 kuruş para almasın. Orada böyle. Bir de şey, orası otopark olarak da sıkıntı yok. Aşağı gelecekler millet, arabalarını park edecekler. Çayın kıyısında eğlenecekler ve gidecekler. Mesela bunu yapabilirler. Mesela belediyenin yapması gereken şey, mesela Truva Köprüsü ile eski su makinesinin olmuş olduğu yeri de düzenlemeler lazım. Oralar şimdi sivrisinek yuvası. Aynen. Mesela Çanakkale sivrisinekten geçirmiyor. Yani sivrisinek de hastalıkları daha çok taşıyan bir canlı. Esenlere olabilir. Barbaros Mahallesi'ne tabii, olabilir. Bak onlar zaten yapılacak. Hayır, merkezi bir yer istiyorsanız eğer çayı kullanın. Ama Esenlere mesela bana göre bir tane değil, 2-3 tane düğün yeri yapmanız lazım. Onunla ilgili yerler de var. Yani siz şimdi şehri planlarken işte okul, cami, düğün salonu, işte sosyal alan böyle planlayabilirsiniz. Mesela şeyi yaparken yukarıda cumartesi pazarı yeri var. Haftada bir gün kullanıyorsun. Neden? Onun altını düzgün yap, düğün salonu yap veya üstünü düğün salonu yap. Millet de altı şey yapsın. Ne olacak yani? Yani biz de çok fonksiyonlu binalar yapmayı Çanakkale Belediyesi beceremedi. Çok rahat. Ya bak orası da çok güzel. Etrafı üstüne araba park. Tabii. Düğün salonu ya. Şeyi düşünün. Eskiden yıkıldı o şimdi otopark olan sahildeki eski düğün salonu altı neydi? Lokantaydı. Şehir lokantası falan mesela. Aynı şekilde yandan yukarıcı orası düğün salonu. Onun gibi çok rahatlıkla bunlar. Altı pazar yeri, üstü düğün salonu. Yapabilirsiniz bunları. Ama bunları yapmak için işte çap lazım, yetenek lazım. Evet. Aynen. Veya halkçı bir belediye olması lazım. Halkçı değil. Efendim gelelim nereye? Bu yine Boğaz Gazetesi'ne. Burada çok güzel bir haber var. Uluslararası öğrenciler ÇOMİ'ye başvuruda rekor kırmış. Doğru söylüyorlar. Çok güzel bir haber tabii, bence. Yani ben bir haber yine. Mensup olmaktan büyük gurur duyduğum ilk kuruluş aşamasında da sabahlara kadar çalıştığım bir üniversite. Şu anda 57 bin öğrencisi, 2500 akademik kadrosu, yaklaşık 3000'e yakın idari kadrosuyla orta büyüklükte bir kasaba kadar büyük bir yapıya sahip. Tabii Çanakkale ile bağlantılı olmak üzere bizim ilan ettiğimiz, muhafaza edebileceğimiz öğrenciler var. Mesela Sancak bölgesinden bir kızımız, benim orada dostlarım var. Ya bir kızımız Çanakkale'ye geliyor, yardımcı olur musunuz falan diye işte hem kayıt için hem kalma yeri için. Onlara gerekli destekleri sağladık ya dışarıdan geldikleri için. Hatta öğle yemekleri problemdi. Yani kız ekonomik olarak pek iyi seviyede değildi. Rektör amcası Ahmet Erdem'i aradım. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hemen bana gelsin de ben hemen çözeyim. Onların spor sağlıktan bu tip destek verme şansları vardı. Oradan bir tane kimlik kartı verdiler. Bütün bir yıl boyunca öğle yemekleri ücretsiz almış oldu. Kız zaten yurtta kalıyor. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği orada yiyor. Evet. Böyle çözmüş olduk. Şimdi ben hatta Çanakkale'yi Negroid dediğimiz siyahi çocukları görünce böyle çok mutlu oluyorum. Yani bunlar gelecekte Çanakkale misyonerliğini yapacak olan insanlar. Ama biz bu insanlarla yeterince Çanakkale ruhunu veremiyoruz. Bunlarla halkın mesela üniversite belediye işbirliğinin bir altyapısının olması lazım. Bu konuda Ülgür Bey'in bir adımı bile yoktur. Yücel Bey'e ben bunu sordum. Yücel Bey biz gittik dedi belediyeye. Konuşuyoruz ya yapalım bunları. Lafla ya iyi olur diyorlar ama bir adımları bile yok dedi. İcadı hiç yoklar. Mesela Çanakkale'de çok iyi aileler var.
Yani böyle insanları seven özelliklere sahip. Mesela bizim Aşkın Değirmenci yurt dışından böyle bir öğrenci Yons kulübü vasıtasıyla aldı. Mesela onları misafir ediyor. Mesela biz bunları da evlerimizde mesela bu öğrencileri, 1200 kadar öğrenci var şu anda. Yani iyi, yani bir fakültelik öğrenci kadar öğrenci var yabancı. Ve 60 ülkeden öğrenci var. O haberinizdeki rakam nedir, ne değildir bilmiyorum ama. Evet, onun içeriğini okumadık. Evet. 60 tane ülkeden öğrenci geliyor. Bu öğrencilerle mesela bir hafta sonu, bir cumartesi veya pazar, bir kahvaltıya da ben de bir tane çocuğu çağırmış olsam. Bunlar çok güzel, artık Türkçe de öğrendiler büyük bir çoğunluğu. Yani bizimle böyle bir doku açısından bir araya gelmiş olsak. Herkes böyle Çanakkale, ya nüfus olarak siz diyorsun 130 bin ama belli aileleri tespit edersiniz. Bunların her birini birer kişi böyle misafir etmiş olsa Çanakkale'yle gönül bağlarını kurmuş olursunuz. Bir de Çanakkale'den mezun olanların bir kuruluşun olması lazım. Mesela bu çocuklar şimdi 60 ülkeden mezun oldu. Bunların mezuniyet ile ilgili bir kuruluş olmuş olsa, ki Yücel Bey'e onu da söyledim rektöre, yani uluslararası bir şekilde. Bir de Türkiye'deki olanlarla ilgili bunların burada bir yeri olsun. Bir de üniversitenin faaliyetlerini biz bunlar WhatsApp yoluyla hep duyuralım. Hep gitmiş olalım. Bunları böyle iletişimle ilgili altyapıları kurmuş olalım. Gördüğüm kadarıyla Çanakkale'nin de lobiciliğini yapabilecek olan, turizmine büyük katkı sağlayacak olan insanlar. Bunlar, biz bir de mesela 60 ülke diyorsunuz, o ülkelerle ilgili sıkıntımız olduğu zaman da bizim gönül elçimiz olsun. Biz bunların her birine Çanakkale Belediyesi yazacak. Çanakkale'nin gönül elçisi. Altını zat imzalayacak, verecek. Böyle bir bakış tarzı olmadığı için zaten bir şey demiyoruz yani. Dönüp dolaşıp belediye. Ya ama Çanakkale'ye eğer çağ atılacaksa orası. Evet. Hocam öğrenci verilerine, öğrenci ofisi verilerine göre 2015-16 kayıt yılında ÇOMİ'ye 3054 uluslararası öğrenci başvurmuş. Evet. Bunlar arasından 151 yeni öğrenci alınmış. 2016-17'de ise 746'sı Balkan ülkelerinden olmak üzere 81 ülkeden 4789 öğrenci ÇOMİ'ye başvurmuş ve 310 yeni öğrenci kaydedilmiş. Evet. 2018 öğretim yılında ise 1016'sı Balkan ülkelerinde olmak üzere toplam 105 ülkeden 8964 başvuru yapılmış ve 102'si Balkan ülkelerinde olmak üzere 369 yeni öğrenci alınmış. Yani eski öğrencilerle birlikte 1200 civarında bir öğrencinin olduğunu. Bir artışla rekor bu seviyede olmuş. Evet. Bu çok güzel bir şey. Ya uluslararası olma açısından fevkalade güzel. Mesela biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni Azerbaycan'dan Türk dünyasının en büyük şairi ve biraz sonra stüdyomuza gelecek ve onunla da bir program yapacağız. Mehmet İsmail'i mesela ilk... Canlı mı yapacağız? Canlı yapacağız. Saat kaçta? Saat 2'de yani bu programdan sonra. Buyurun hocam, buyurun. Tabii yani bu haberde Mehmet İsmail Bey Azerbaycan'da ilk radyo televizyon genel müdürü. Azerbaycan şu an Latin alfabesine geçmiş de Mehmet İsmail sayesindedir. Ve Türk dünyasının en büyük şairidir. Ve Türk dünyasının çok değişik yerlerindeki ve eski Sovyetler Birliği Hinterland'ında bulunan o ülkelerde çok büyük dostları olan, açamayacağı kapısı olmayan bir insandır. Ve ne yazık ki mesela buna Fahriye Hemşerilik verirsin diye ben belediyeye söyledim. Yani sağırlara söylediğimiz için herhangi cevap alamadık. Mesela Mehmet İsmail Bey aldıktan sonra Aydın İbrahimov geldi. Aydın İbrahimov da coğrafyadır kendisi. Azerbaycan Meclis Başkanı da oluydu. Yani biz Çanakkale olarak çok iyi insanlar geldi bize. İran'dan mesela bir arkadaşımız gelmişti. Çok harika. Yine Kazakistan'dan bir kızımız geldi. Kocası Çinliydi mesela, Linkli diye. Çok iyi. Onlar hala burada. Yani Japonlar var. Yuko Kondo mesela. Ben çok severim onu. Yani üniversite gerçekten bu anlamda çok iyi özelliklere sahip. Daha da iyi olabilir. Bu konuda üniversitenin dersine tam isteği çalıştığı kanaatte değilim. Evet. Yani akademik çeşitlilik açısından değişim önemli değil. Siz bunu sadece kendi kadronuza alacaksınız. Evet. Böyle daha iyi çalışma içinde olabilirlerdi. Bence mesela Mehmet İsmail'in kızı Gülizar harika bir bilim adamıdır. Rusçayı, Finceyi, İngilizceyi, ana diliyi biliyor. Zaten Türkçe zaten ana dili. Evet. Yani böyle. Onun eşi Finli. Mesela ben dedim ki iyi bir dalgıç, iyi bir su ürünleri. Dedim ki ya bizim bak
su nerede yok, bunu oraya alalım falan diye. İşte hocam işte Maliye Bakanlığı'ydı bilmem neydi artık biz bunu kaçırdık. Aslında Çanakkale Belediyesi dese ki bunun ekonomik olarak bütçesi neyse biz bunu karşılayalım kültür bölümünden. Bu üniversite çalışmış olsun. Mesela bu tip böyle Çanakkale kamu kurum ve kuruluşları da işbirliği yapmak suretiyle çok güzel şeyler yapılabilir. Ve mesela şu anda 2200'lerin dili, mesela biz de hep İngilizce konuşacağız 2200'lerde falan. Bütün Türkler de bu şartlarda öyle gidiyor. Edebiyat ve musiki dili İspanyolca olacak. En iptidai dil de Arapça. O da çöllerde hala yaşama devam edecek. %1 falan. Ama diğerlerinin hepsi İngilizce olacak. Ve edebiyat ve musiki dili İspanyolca olacak. Mesela bizim şu anda Güney Amerika'da Brezilya hariç hepsi İspanyolca konuşuyor. Bizim Türkiye'de İspanyol dili ve edebiyatı ile ilgili çalışmamız yok. Yani bizim ufuk ve çapımız YÖK'ünde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Türk insanının gelecekle ilgili programlarken bu konuda çok gerideler. Dünyaya düzgün bakamıyorlar. Bakamadıkları için de ben de çıldırıyorum yani. Çanakkale'de yaşayan bir fert olarak da görüyorum, okuyorum, araştırıyorum. Bak ya şunu yapsak çok iyi olur, bu da olsa çok iyi olur diyorum ve yapamıyoruz bunları. Mesela restorasyon konusunda en iyi Hintliler, İtalyanlar ve Bosnalılar. Yani Sırplar diyelim. 1-2-3 tane ülke restorasyon konusunda en büyükleri. Şu anda arkeolojik ve antik çağın en iyi yerleşimleri Anadolu. Anadolu'da o kadar çok restorasyon yapılacak yer var ki. Bu yerlerde okuyacak, mesela bizim öğrenci gönderip, öğrenmeyip ve Türkiye'de uygulayacağımız olan öğrencilerin olması lazım. YÖK'ün böyle bir bakış tarzı var mı? Yok. YÖK. Keşke yok olsun derim yani. Hocam Çomlu bu konuda sanki biraz da reklamını yapamıyor gibi. Ama mesela Sakarya Üniversitesi bu anlamda, mesela o bir proje başlattı. Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olan yurt dışında bütün öğrencileri Türkiye'ye getiriyor. 15-20 gün burada ağırlıyor. Ve işte Antalya'da, Pamukkale'ydi, Ankara'ydı, Çanakkale'ydi böyle dolaştırıyor. Ve böyle bir kaynaşmayı sağlıyor. Ama bunların tek bir merkezden yapılması lazım. Ve daha da kaliteli hale getirmek gerekiyor. Mesela bu tip ikili ilişkiler konusunda Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Üsul Çoman var. Bizim kardeşimiz çok iyi birisidir bu. Halk edebiyatı ve halk bilimi açısından teori açısından da dünyadaki, yani Türk bilim adamı dünyadaki belki de en büyüklerinden bir tanesidir. Mesela geçenlerde 20 Mart tarihinde Çanakkale'ye geldi. Mesela Çanakkale Belediyesi'nin bu adama bir şirk falan vermesini isterdim ben. Ama tabii Çanakkale Belediyesi'nin kültür faaliyetler sadece festivalle sınırlı olduğu için bunları görmedikler ve bu da beni çok üzüyor yani. Yani Çanakkale, yani Çanakkale konumu, yapısı itibariyle, turbasıyla bir dünya merkezi olabilir. Ama Çanakkale Belediye Başkanı'nda ufku geniş olan bir belediye başkanı olması şart. Olması şart diyoruz. Evet. Hocam başka bir gazetemiz, o çoğun bir kısmında aslında çok konuşulacak, çok şey evet, var. Evet, daha da anlatabiliriz daha yani. Neler anlatabiliriz evet. de. Evet. Onu demek istedim. Yani çoğun kendi başarılarını bence reklamını şimdi yapamıyor. Şimdi mesela yani, bunu ben Yücel Bey'e kendisine de söyledim. Değil mi? Niye dedim ki ya? Mesela ben üniversiteden emekli oldum. Evet. Ya üniversiteye bile çok çalıştım yani. Üniversitenin kadronun oluşmasında, yani hukuki altyapıların kurmasında çok çalıştım. Yani benim çok emeğim var. Üniversitede bir faaliyet oluyor, benim haberim yok. Dedim ki ya bize mesela bir grup yapın. Deyin ki bak falanca gün falanca geliyor. Gelirseniz iyi olur. Biz gelelim. Bir de Çanakkale Çomu'dan emekli olmuş olan çok arkadaşımız var Çanakkale'de. Yani hem idari hem de akademik kadrodan. Bunlar çok iyi insanlar. Bir dernek kuralım. Mezunlar da var. Tabii. Mezunlar derneği ayrı olsun. Ayrı. Ama akademik ve idari kadrodakiler mesela bir dernek falan kuralım böyle. Siz bir yer verin bize oraya. Dedi Arafatlar kampüsündeki yerimiz oluşsa bir bakayım dedi. Oradan size bir yer verelim. Bir dernek kurun dedi falan. Yani ama yani şu. Siz güzel şeyler yapıyorsunuz. Mesela Anayasa Mahkemesi Sadece Zaralı. Kulakları çınlasın. Anayasada yani yaşı 65 yaşından sonra emekli oldum. Benim dostum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin herhangi bir problemi olduğu zaman ben onu arıyordum. Benim dostum. Evet. Diyorum hocam ya şöyle bir işimiz var. Bunu nasıl çözeriz? Mesela kadrolarla ilgili Maliye Bakanlığı'nda, Devlet Personel Başkanlığı'nda, evet. YÖK'te. Bana diyor mesela 15-20 gün sonra diyor seni birisi arayacak, o gerekeni yapacak diyordu. Hakikaten 15 gün sonra beni arıyor birisi. Hiç tanımadım. Hasan Sami her yer arıyor beni mesela. Evet. Diyor ki sadece o benim sizinle görüşmemi istedim. Nedir derdiniz diyor. Ben anlatıyorum ona. Şu. Adam diyor işte 2 gün sonra diyor. Bütün hepsi elinizde oluyor. Bir bakıyorum hakikaten soruyorum çocukları sonra personele. Hocam böyle bir evraklar geldi. Bir bakıyorum hepsi yapılmış. Yani sizin Ankara'da böyle bir kolunuz vardı. Şimdi Çomu'ya çok büyük hizmetleri geçmiş olan bu insanları Çomu'ya vefa duygusu açısından bizim
çağırıp onlara bir şirk, bir özgür falan vermiyorlar. Kurumsal hafıza mevcut rektör de dahil olmak üzere rektörlerin hiçbir tanesinde yok. Kurumsal hafıza yok. Tabii biz orada çalışmaya Çanakkale'de kurumsal hafıza en fazla bende. Kimle geldin, kim çalıştı, ne oldu hepsini iyi bilen bir tanesi benim. Bizden istifade etmiyorlar. Ha, biz onlara hep doğruları söyleriz. Yani doğruları söyleriz. Bunları yaparsanız da iyi olur yani. Evet hocam, bu konuşulacak çok şey var. O çömüyle ilgili, inşallah onunla ilgili özel bir program yaparız. İnşallah. Gazete manşetlerini toplarız burada. İnşallah. Yaparız. Evet, şimdi hocam önümüzde 11 Temmuz işte Çanakkale gazetesi var. Ben o seçtiğim bir manşet. Manşette makam aracında gezen başkan olmayacağım demiş. Kim demiş? Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Sayın Ünal Özcan. Biliyorsunuz Ünal Özcan yeni seçildi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na. Bu makam aracında gezen başkan olmayacağım ne demek hocam? Ya bir defa ya makam arabasıyla ya protokollere giriyorsunuz ya. Makam arabasıyla gövde gösterisi yapıyorsunuz. Yani ben önce esnafa gideceğim diyor. Esnafın derdiyle uğraşacağım. Evet. Protokollü işlerine de o kadar da önemli değil diyor yani demek istiyor. Evet. Bu iyi bir söylemdir ama Mustafa Vurucu Bey değil mi onun eski başkanı? Eski başkanı var. Mustafa, Mustafa Bey de iyi bir dostumuz, iyi bir arkadaşımızdı. Hayır, o anlamda demiyorum. Yani tabii yani iyi bir arkadaşımızdı. Ama bunu yaparsa çok iyi. Mesela şimdi onlara ufuk açalım şimdi. Evet. Eski hastanenin... Haftaya belki konum olacak. Bak eski hastanenin hocam, olmuş olduğu yeri... Ünal Özcan, evet. Bak şimdi Ünal Özcan'a bir mesajımız olsun. Olsun. Haftaya ben sorayım onları. Eyvallah mesela. Evet. Eski hastanenin olmuş olduğu yeri bakanlıktan, Sağlık Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'na veya bunların bağlı olmuş olduğu bakanlık neresiyse oraya tahsis ettirsinler. Ve eski hastaneyi esnaf hastanesi yapsınlar. Hı. Türkiye'de ilk. Ve ne oluyor? Hastane fonksiyona devam ediyor. Önce esnafla ilgili işleri yapıyor ama halk da gelip istifade ediyor. Hı. Ne oluyor? Hem o hastane kullanılıyor hem burası. Şimdi burası biraz daha kadük. Saat 5'ten sonra ölü. Öyle. Bina ölü yani. Mesela bunu yaparlarsa çok iyi olur. Mesela bir şey daha. Çanakkale'de, bunu tabii Çanakkale Belediye Başkanı da yapabilir de, yani ufuk olmadığı için yapamıyor. Nöbetçi esnaf yapması lazım. Şimdi yarım nöbetçi adaya... esnaf. Tabii. Mesela bu yok. Bir yarım adaya gelen kızımızın bir tanesi otururken pantolonu yırtıldı. Diyelim. Saat 6. Evet. Esnaf saat kaçta açar burada? Hadi 8'de açar. Hayır, 8'de açar diyoruz ya biz. Normal ya. Biz diyoruz ya. Kızı bir elemanla birlikte, şimdi çoktan bir tanesini gönderdim buraya. Saat 10:30 oldu, hala bir tane terzi açık değil. Bir tane şeyden de, tuhafiyeciden de iğne ve iplik de alamıyorlar. Evet. Dedim ya bir yerden bir çoğalmaz bir pantolon alın, parası da ben ödeyeyim dedim ya, gelin artık. Çünkü öğle yemeğini İstanbul'a göndereceğiz bunları. Evet. Bizimkiler saat 11'de ancak karşıya gelebilirler. Şimdi bana göre 24 saat mesela terzi bir tane, berber bir tane. Mesela sıraya koyacaksın bunların. Nasıl eczacılığın nöbetçileri var? Esnafta da, fırında mesela. Yani o zaman bir belediye ilan edecek. Bugünkü fırıncımız, işte bakkalımız, balıkçımız, bunlar nöbetçidir. Halkın ihtiyacını karşılayacak. Mesela bazı aileler var, ben biliyorum. Çanakkale'de yaşamadığı için Ülgür Bey, gündüz sıcak. Tansiyon olduğu için gece çıkıyor. Gece alışveriş yapmak istiyor. Bizim esnaf saat 5'te 6'da ehli keyif olduğu için kapatıyor. Yani bizim ya bunların sayıları fazla değil ama gece alışveriş yapıyor. Mesela geceleri saat 12'de 1'de falan böyle bir çıkın Zine yolu üzerindeki o vitrinlere bir bakın. Bizim bu çarşı içinde vitrinlere falan bir bakın böyle. Evet. Çok böyle yaşlı, ton orta yaşlı insanların yürüdüğünü göreceksiniz. Adamlar bakıyor, bak bunu alabiliriz diyor. Şunu alabiliriz. Sonra dükkan açıldığı zaman ertesi gün geliyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Yani neden? Gündüz gezemiyorlar çünkü. Gündüz sıcaktan gezemiyor. Tansiyon olacak, bilmem ne olacak. Mesela Esnaf Odaları Birlik Başkanı böyle bir esnafla ilgili bir şey de düşünebilir yani. Bunu yapabilir. Belediyeyle işbirliği yapmak suretiyle nöbetçi esnaf sistemini kurabilir. Bir de mesela esnafımız, mesela ben çocukluğumdan biliyorum, kendisinin yemeyeceğini, kendisinin giymeyeceği hiçbir malı satmazdı.
satmak istedi abi, biz çok beğenirdik. Elazığ Bosna'ya gitmezlerdi. Olmaz. Şimdi esnaf ne kadar defolu, ne kadar bilmem ne varsa bunların hepsini satmak için yarış halindeler. Biz esnaf ahlakı dediğimiz mesela, evet malının defolu bir tarafı varsa bunu söyleyeceksin. Bunun fiyatı 100 liraysa veya bu defodan dolayı 90 lira karışmayacaksın. Alıyorsan al. Ha sen de onu ne yapayım? Yama yaparsın, üstüne bir şey yaparsın, bir süs yaparsın, giymek için. Buyur giy yani. Biz şimdi defolu malı satıyoruz, sağlam mal diye. Esnaf yemini yaptırmak lazım esnafa. Yani esnaf yemini. Ahi İlk... yemini bilirsin. Ya ahi, ahi. Orada bir yemin var da bundan törenleri biliyorsun. Ahilik değil. Bu da bir yemin sayılır. Çıraklıktan, kalfalıktan, ustalığa geçişle ilgili o, onlar zaten. Ya öyle bir şey olsa zaten bunları benim söylememe ihtiyaç yoktu zaten. Ama öyle insanları bul da getir, ben de elini öpeyim. Yok ki böyle bir şey. Yani bunları yapmak gerekir diye düşünürüm. Aynen. Hocam tabii esnaflarımızın bazı, onların da kendine göre bir tabii sürü şeyleri var. Tabii. İşte, esnaf bankası kursunlar. Mesela. Ben şimdi şunu görüyorum. Halk Bankası genelde o şey yok. Eskiden. Alakası yok. Halk Bankası falanca yere kredi veriyor. Mesela falanca gaz alınacak, onun kredisini bakıyorsunuz o banka vermiş oluyor falan bunlar. Evet. Mesela bir esnaf bankası kursunlar. Esnaf kefalet kooperatifleri tam böyle benim istediğim gibi çalışmıyorlar. Benim mesela 150 bin lira, diyelim ki 1,5 trilyonluk bir iş yerim var. 150 bin lira kredi ihtiyacım var. Bana sen 50 bin lira hibe veriyorsun ama daha benim işimi görmüyor ki o. Yani. Bana 150 bin lira lazım. Yani. Sen benim mülkümün bir tanesini ipotek ettir, bana 150 bin lira kredi ver. Ben çarkımı döndüreyim, tekrar bunu da atıyorum 3 yıllığına, 5 yıllığına bir dönemde ben sana bunları ödeyeyim. Mesela böyle bir esnaf bankasının da olmasında fayda var. Esnafın derdini anlayacak, bilecek. Esnaf birlikleri diyecek ki ya bu adam güvenilir bir adamdır. Zaten malını da ipotek ettirdi. Yani kendi paranı zaten güvenli altına alıyorsun. Böyle bir bankanın olmasında da fayda görürüm. Sadece esnafa yönelik olmak üzere, küçük esnafa olmak üzere bunlar yapılabilir. Mesela KOBİ'leri de bunun içine katabilirsiniz. Orta ölçeklileri falan. Yani fabrikatörleri zaten onları yapıyoruz. Bir de mesela Türkiye'de bana göre en büyük sıkıntılardan bir tanesi, bu büyük patronlar için söylüyorum. Mesela bir holdingin yıl sonu bilançosu hiç incelediğini bilmiyorum. Bir bakın. Adam diyor ki holding faaliyetlerinden diyor 1,5 milyar atıyorum para kazanmışlar. Holding faaliyet dışı, bak holding faaliyet dışı gelirler 10,5 milyar. Bir tanesi 1,5, 10,5. Nedir bu? Ya nedir bu? Sen parayı faize vermişsin. Faize. Tamam mı? Yani bu yanlış. Kardeşim sen holding, sen holdingini bileceksin. Para kazanma ile ilgili üreterek yapacaksın. Bunu yaptığın zaman tamam bunu yapabilirsin. Bunun vergisi %75 kardeşim. Tamam mı? Babalar gibi 10,5'ını alırsın, bir daha yapmazsın. Ve bu parayı ekonomide kullanmış olursun. Gördüğüm kadarıyla mesela bu konularda da sıkıntılar var Türkiye'de. Holdingler bir de mesela yurt dışına para kaçırıyorlar. Sonra vergi şey affı çıkarıyoruz biz. Vergi barışı çıkarıyoruz. Tekrar uçaklarla havalanına geliyor. VIP'den bunları geçiyor çuvallarla. Falanca bankaya, fışmanca bankaya falan. Bunlar da kabile devleti intiba doğuruyor bize. Evet. Yani yurt dışına bir Türk para kaçıramayacak. Kaçırdığı zaman da nereye gidiyor? Mesela ben, devletimiz bunu yapsa çok iyi olur. İsviçre bankalarında kimin ne kadar parası varsa bunları tespit etsinler ya. Ve halkla da paylaşsınlar bunu. Halkla paylaşsınlar. Uçuk bir şey. Uçuk ama yani paylaşsınlar bunu. Sen şimdi yurt dışına para kaçır, ondan sonra Türkiye'yi sömür, ters bir şey geldiği zaman da kaç. Yok böyle bir şey. Uzanlar nerede? Paris'te. Adam krallar gibi yaşıyor. Evet hocam, ne yapıyor da ama bunu kimse şey yapmıyor. Bu esnaf işine gelirsek hocam, esnafların şöyle bir derdi var. Adam diyor ki ya ben bir sokakta işte bir berber dükkanı açtım, misal veriyorum. Aradan bir iki ay geçiyor, adam yanına bir berber dükkanı açıyor. Evet. Geliyor karşısına bir berber dükkanı açıyor. Yanlış. Aynı sokakta. Üç tane, sonra üçü birden gömleyip gidiyor. Yanlış. Şimdi Ünal Bey zaten bu konuda demiş ki aynı meslek kollarında mesafe şartı getirilmeli. Kesinlikle. Hep kendisi. Kesinlikle. Bunu, il genelinde zaten 19.800 esnaf olduğunu, merkezde 6.000'lere ulaşan bir esnaf olduğunu söylemiş. Mesela de sanayiciler bilmem neler bir yerde toplanıyor. Biz de gelen büyük şehir olarak bir yerlere toplanan ancak küçük yerlerde iki meslek aynı mesleği icra edenler açarken 200 metre şartı
gibi böyle bir şart getirelim. Ha, 200 olur, 300 olur yani onun şartlarına baksınlar. Bakalım ve evet. O yüzden de belediye bak. Yaşatalım diyor. Bak, belediye. Evet, belediye de belediye diyecek ki ben ruhsat verirken kardeşim sen burayı açıyorsun tamam mı? Bu nasıl kanunla belediye meclis bir karar alır? Belediye meclisi yapabilir. Ya işleri verirken ya, bir karar alacak. Aynı koldaysa. Aynı koldaysa. 200 metre ileride yapacak. Tabii. Neyse. Veya belediye diyecek ki kardeşim bak sen burayı açıyorsun ama ikinci bir an gümlersiniz. Evet. Sen bak ben sana yar görüyorum. Şuraya git yap. Senin bir yıllık kiranı ben karşılayayım git oraya diyeceksin. Evet. Adam gidecek severek gidecek oraya o zaman. Yani. Yani belediye bunları yapabilir. Yapabilir yani. Ben de dedim çok güzel bir şey. Çünkü çok mantıklı. Üzülüyorum. Mantıklı. Yani ikisi birden kapatıyor. Mantıklı. Veya işler çok kötü oluyor. Çırak gelişmezse, yetişmezse pişman oluruz demiş. Hakikaten. Şu anda yetişmez. Zaten bu başımızın en büyük belası. Nasıl yapacağız? Şimdi bunun bir Türk Milli Eğitim Sistemi evvelden köylerdeki olan çocuklar mesela tarımda %60'tı yaşayanlar. Şu anda tarımda yaşayanlar %7,5. Tarım öldü. Ben size söyleyeyim yani 10-15 sene sonra eğer üretimi yapmadığımız için de siz domates, her yiyeceğimizi dışarıdan alacağız. Hollanda'nın yurt dışı ihracatının 150 milyar doları tarım. Tarım Hollanda kadar? Konya kadar. Şimdi bakıyoruz. Bakın 150 milyar dolar. Bizim de ihracat yapacağımız dilimlerde yani ona baktığımız zaman 25 milyar dolar civarında. Sen koskoca Türkiye'de 25 milyar dolar civarında tarımla ilgili ihracat yapacaksınız. Orada Hollanda evet orada 150 milyar dolar. Türkiye'nin zaten ihracatının toplamı 145 milyar dolar. Evet. Toplamı. Adam tarım da zaten bir konu yok. Turizm gelirini saymıyorum bile adam. Tabii tabii. Ve bakın bizim şimdi yapmamız gereken şey tarım öldürdük. Tarımı tekrar ihya etmemiz lazım. Tarımı ihya edersen şu anda köylerde yaşlılar kaldı. Mesela ben çocukluğumu hatırlıyorum. Baba, bizim evimiz iki tane evimiz vardı. Alttaki evimiz babaannemizin kaldığı evdi. Yukarıki evi misafir evimizdi. Evin altında da ahır vardı. Ahırda 3 tane inek vardı. 3-4 dönümde tarlamız vardı. Tarlamızda soğan, salatalık, patates, akra şey hepsini dikerdi. İşte meyveliklerimiz vardı. Meyveliklerde daha çok mesela dut mevsiminde dut pekmezi yapardı. Kiraz turşusu kurardı. Eylül ayına doğru geldiği zaman yufkasını yapar. Eriştesini, kuskusunu bilmem nesini yapardı. Kışa hazırlık olurdu. Kurutacak olan meyveler yapardı. Ve bizim dışarıdan aldığımız hiçbir şey yoktu. Hayvanlardan zaten sütüm var, peynirim var. Hepsini yapıyordu zaten. Evet. Yoğurdunu yapıyorsun zaten. Mısırdan ekmeğini yapıyordun. Öğütüyordun değirmende. Onu koyuyordun depona, ambarına koyuyordun. Oradan alıyorsun, ekmeğini yapıyorsun falan. Evet. Şimdi biz bunu bir defa yitirdik. Köylerin bile ekmekleri şimdi şehirden gidiyor. Bittik yani. Esnaf açısından da mesela ben 1964 veya 65'ti. Babam bana bir ayakkabı yaptılar böyle tahta çiviler. Hiç mesela onları gördünüz bilmiyorum. Yani süper böyle. O ayakkabıya gittiğim zaman 8 tane çırak vardı. Boy boy. Yani 7-8 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında kalfa vardı. Terziler. Oturacak yer bulamazdın çalışanlardan. Herkes bir terzinin yanında. Hiç olmazsa ilik açar, bilmem ne yapar. Biz şimdi el emeğine dayalı mesleklerin tamamını öldürdük. Konfeksiyon geldi. Ayakkabı, seri üretim geldi. Bunların mesela şey tahta köprünün eski bilirsiniz hemen sağ tarafında nalbantlar vardı. Nerede? Bitti. Yani biz şimdi beyefendi çok doğru söylemiş. Normal mağazalarda satış elemanı olarak görev yapan insanların bile bir eğitimden geçmesi lazım. Şimdi bizim üniversitede çocuklar şimdi cep harçlı olsun diye 30 liraya 40 liraya falan geliyorlar işte cep harçlı almış oluyorlar yani. Ve bu şekilde hayatiyetlerini devam ettiriyorlar. Aileye muhtaç olmamak için yapıyorlar. Hangi eğitimleri var? Hiçbir şey. Bir de yüz hatları snob. Yani durgun böyle ve hayattan bezgin. Bunların yapacağı esnaflık, bunların yapacağı hizmet hep olumsuz. Onun için bizim yapmamız gereken hizmet sektöründe bulunanların tamamını iyi etmemiz lazım. Mesela Yarımada'da lokantaların çalışmasında iyi aşçımız yok. Hijyen sıfır. Mesela ya şuraya gidelim diyor ki mesela çok ucuz olsun yiyecek. O zaman şuradan gidin yiyorum. Ağzına bir atıyorlar. Hepsi bırakıyorlar yemekleri. Çıkıyorlar. Hocam bizi buraya gidiyor. Sen ucuz dedin. Ucuz işte bak burası işte. Evet. Ve Yarımada'da mesela bizim sadece Yarımada'da Türkiye'nin yani. Denet kim denetleyecek? Gıda Tarım denetleyecek. Önce Gıda Tarım kendisini denetlesin. Evet,
Yani yok bu. Karşı taraf kaymakamlık yapacak zaten personeli yok. Alan başkanı yapacak bu anlamda gıda mühendisi var mı? Yok. Yani şimdi siz turizm hareketinin çok yoğun olduğu yerde her şeyi düşünme durumunda olmanız lazım. İşte esnafla birlikte olacaksın falan falan yani. Bu yüzden bu Türkiye'nin kurtuluşuyla ilgili. Ama bunu yapmak için ne yapmak lazım? Bir, milli eğitim politikasını değiştireceksin. Temel eğitimi mesela bir yaştan sonra kreş yapacaksın. Okul öncesi 2 yıl olacak. Okul öncesi eğitimi. İlkokula geldiği zaman 5 yıl olacak. 4 yıl değil, 5 yıl olacak. Sonra ortaokul dönemi orada 3 yıl olacak. Sonra lise 3 veya 4 yıl yapacaksın. Bak, geldin. Bu temel eğitim ve zorunlu. Sonra dönüyorsun, sınava sokuyorsun. Çaplı ve yetenekli olanları üniversiteye, çaplı ve yetenekli olmayan ama el verisi bilmem neyi olanları da 2 yıllık mesleki okuluna zorunlu göndereceksin. Zorunlu göndereceksin. Ondan sonra bunları okul sanayi işbirliği yapacaksın. Bir gün evde sıyı tesisatçının bir şeyi bozuldu bizim. Bir çivi var. Adam bizim mermer şeyin üzerine çivi doğrultuyor. Sen yani, mermeri kırdın. Ya mermeri çivi. Ya sen ne yapıyorsun? Ben de kendi işime bakarım. Bana ne diyor ondan diyor. Evet. Yani ben kendi işimi yapayım. O bir de mermerci getireceğim onu düzeltmek için yani. Böyle bir zihniyetle hizmet etme sektörü bizim geriye gidiyor. İki yıllık mesleki okulundan da bitirecek. Adam teknik resim olarak ne yapacağını resmini çizecek. Ölçüsünü almayı bilecek. Ve ne kadar malzeme geçirecek hesabı buna göre çıkaracak. Ve bunun uygulamasını yapacak. Bunları görmemiz de pek mümkün değil. Bana göre temel eğitim iki yıllık mesleki okul sonuna kadar yapılırsa zorunlu eğitim. Zorunlu eğitim. O zaman buna çözüm var. Onun dışında hiçbir çözüm yok. Ne yaparlarsa yapsınlar çözüm yok. Mesela ilçe bunda hocam burada bir rakam var. İl genelinde 303 tane çırak varmış. E olsun. Yani 303 çok söylüyor. Hayır yani olsun. Bunlar bu çıraklar ne yapıyor? Çay götür çay getir oluyor. Yani şeyin şeyin içinde yok. Şeyin içinde asıl icraatın içinde pek yoklar. Mesela lastik tamiriyle ilgili sistemde çok çaplı yetenekli insanlar bulmak mümkün değil. Bir arabanın rot ve balans ayarlarını 2-3 tane usta var. Yani bunun aslında sıradan bir ustası bile bunu görmesi lazım. Mesela tekerlekleri değiştim ben, bir konferansa giriyorum, araba böyle sallanıp gidiyor. Allah'ım ya çıldırıyorum. Diyor ki, buradaki sonra geldim dedim ya bak bu yani şeyde sallanıyor falan. Ya dedi hocam o şeyde rottadır. Neyse Bursa'ya giderken yine sallanarak gittik. Artık dönüş yapıyorum. Orada sanayiye girdim. Ya dedim yani benim işim kötü. Ne yapacağız bunu? Ne zaman oluyor dedi. Ben dedim 80-85'i geçtikten sonra dedim. Titreme yapıyor. Hocam balanstan bu dedi. Rot değil dedi. Peki, hemen yani bir yani aldı. Tabii. Hemen gitti tak tak çıkarttı. Bir yaptı. Balansı bir koydu. Kurşunları değişti. Bir geldik ne titreme var ne bir şey. Yani. Ben şimdi ekstra 40 lira da para verdim. Evet. Yani bak şimdi bizim adam burada yetişmiyor yani. Yetişmeme sebebi de bu işi bilmiyor. Ki mesela, basit bir şey bu da. Ha? Yani, rot ayarı daha da farklı. Rotayı iki tane çubuk var. Evet. Bunları böyle ayarlıyorsun evet, falan böyle. Ama işte el becerisi olacak göreceksin falan. Bunu yapıyorsun. Zaten ışık var hocam. Ya, karşıda gösterebilmem evet, ne var. Yani, görüyorsun ya. İşte yok yani. Yok. İki tane usta var rot ayarı ile ilgili. Çanakkale'de sanayide. Balansla ilgili bir iki tane var. Onların da bir tanesinden yeterince randıman alamıyorsun. Yani bizim bu beyefendi söylemiş olduğu çırak yani rakamlar 300 olsa bile kaliteli ve kalifiyeli gelmiyorsa, liyakatli gelmiyorsa isterse 5000 tane olsun. 5000 tane olsun. Hiç anlamı yok. Mesela diyor ki ya yakında diyor yabancı işçi çalıştıracağız diyor. Bu çok bu doğal. İşte diyor. Ben size söyleyeyim mesela Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girdiği zaman İngiltere'nin Sviçre'si Polonyalıydı. Şimdi hepsi Bulgar oldu. Bunlar oldu. Yani bunlar çok doğal bir şey. Bizde de Suriyeli olacak. %1 milyon olacak. Yani Suriyeliler daha üst seviyede takılıyorlar şu anda. Evet. Şirket kuruyorlar. Ve daha üst seviyede Türkiye'de iş yapıyorlar. Yani alt seviyedeki bu meslekleri Suriyeliler bizimkilere bırakacaklar herhalde. Hı. Kuvvetle muhtemel. Yani Türkler yapsın bu işi. Biz yarın öbür gün Suriyeli şirketlerin yanında çalışan Türkler grubu diye böyle bir grup göreceksiniz. Tabii. Şu anda ona doğru gidiyor. Fatih semti zaten kurtarılmış bölge gibi. Gaziantep'te gördüm bazı yerleri. Bir düğmesiyle gitmiştim. Yani rezalet yani. Tam bir rezalet. Tabii kim bilir Güneydoğu nasıl aynı şey. Yani tabii. Hatay o taraflar kim bilir nasıl ben bilmiyorum. Ya oraları daha rezalet. Bir de şunu söyleyeyim yani bir de
gelecekle ilgili ya bunda bizim haberimiz yok demesinler diyeyim. Şu anda bölücü terör 50 ve yaşın üstündekiler devlete bağlı. 50 yaşın ve altındakilerin tamamı ihanet içindeler. Devletin bir an evvel Şak, Usta bilmem ne tamam bunlar da bunların önce devlete bağlılığını tayin etmeleri lazım. Oluşturmaları lazım. Gelecekte bölünme aşamasında çok daha büyük sıkıntılar yaşayacağımız kanaatindeyim. Bununla ilgili çalışmaların kesintisiz devam etmesi lazım. Süleyman Soylu bakanımız da devam ettiriyor. Süleyman Soylu'yu ben çok takdir ediyorum. Hiç tavizi yok. En iyi hain toprak altında haindir. Toprak altındaki haindir. Ben yaşayan hain hiç olmam. Benimsemem ve takdir etmem. Bu anlamda da buna da çok büyük destek vermeleri gerekir. Ama şu, işte bu insanlar iyi eğitimsizse, çalışmıyorlarsa, karınları açsa her halükarda bunlar her türlü kanunsuzluğa doğru da meyledecektir. Mesela Türkiye'de 104 bin kayıp çocuk varmış. Bu çok büyük bir rakam. Nereye gittikleri belli değil. Evden çıkmışlar. Evet. Anne baba takip edemiyor cehaletten dolayı. Evet. Ve devlet de bunları takip etmiyor. 104 bin bunlar hem uyuşturucu kuryesi, kızsa bunlar fuhuş sektörünün en önde gelen insanlar olurlar. Ve bu Türkiye'nin başındaki en büyük problemlerden bir tanesi. Bir de bunlar aile mensubiyeti olmadığı için de çok rahatlıkla gözü kara işler yapabilirler. Çok adi suçlar, adli vakaların çoğalacağı kanaatindeyim bu anlamda. Her adrese dayalı adreslerimiz var ya şimdi adresler, adrese dayalı kimliklerimiz var. Bu çocukları devletin derhal bulması lazım, ailelerini teslim etmesi lazım. Veya devletin gidecek, senin ailende 14 kişi göreyim kardeşim şu 14 kişi diyecek devlet. İki tanesi yok, nerede bunlar? Dağdaysa kontrolünü alacak, dağda haklayacak onları. Şehirde kaçmışsa da bulup ailesine teslim edecek. Yani bu anlamda bir de adli polisin olması lazım. Bak bunu da bir yere yazın. Normal polis değil, adli. Hukuki süreçleri çok iyi bilen, iyi yetişmiş adli polise ihtiyaç var. Evet. Bunlar da, mesela bunlar olduğu takdirde esnafın da ne olacak? Aile 10 tane çocuğu varsa orada 2-3 tanesini çırak olarak verecek. Bunlar kalfa falan usta olacaklar. Yetişmiş olacaklar. Hocam önümde vitamin gazetesi var. 12 Temmuz tarihli vitamin gazetesinin aldığım şey şu. Çocuk parklarına güvenlik kamerası uygulaması başlatılmış Biga'da. Bu sosyal medyada da çok şey. Ya çocuk parklarından güvenlik kamerası izleyelim gibilerden. Biga Belediyesi de böyle bir şeyi yapmış. Ne diyor? Parkın dışına çıktı ne oldu? Parkın kapısında i̇şte o oldu. O zaman koşturacak, gelecek kim yani, nereye gitti? Bu bir çözüm değil. Parkları tam şöyle yapacaklar. Parkları şöyle yapacaklar. Parklardaki işte çocuk oyun alanı bilmem falan olacak ama ailelerin de, onları oraya götürenlerin de, velilerin de, ailelerin de duracakları yerler yapacaksınız böyle. Güzel. Giriş ve çıkış tek bir noktadan yapacaksınız. Bak tek bir anda. Bu ailelerin olmuş olduğu yerde ona yakın olacak. Giriş çıkını tabii geçecek. Onu göreceksin yani. Gibi, evet. Ne orada olacak? Çocuk orada oynayacak arkadaşlarıyla birlikte. Ve aileler de orada sosyalleşecekler. Ve onları görecekler. Ve onu işte bir tane bir yüzme havuzu, bir havuz gibi bir şey yap. Ya güzel şeyler yap. Çocuklara boya yapma yerleri yap o parklarda. Ondan sonra çocuklara enerji satacak şekilde işte top atma yerleri yap. Çocuk oyun yerleri işte biz basketbol, voleybol oyuncakları yerleri yap. Yani bir satranç yeri yap falan böyle. Orası çok daha geniş bir yer olsun. Etrafı tel örgüyle kapalı olmuş olsun. Giriş ve çıkışın tek bir yer olsun. Ve bu giriş ve çıkış yerine de ailelerin oturmuş olduğu yer olmuş olsun. Evet. Çıkışta da bir tane güvenlikçi olduğu zaman iş bitti. Evet. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? 5 yaşında çocuk nereye gidiyorsun? Evet. Ya işte adı söyle gel falan dedi. Sen kimsin? Hemen anons edecek. Falancanın velisi. Senin adın ne falanca? Velisi geldi. Bu adam istiyor. Kanıcı da çıldıracak. Tabii. Yani sen kamera. Kameranın dışında çıktı. Adam geldi kamerayla bir atkışla veya bir pompalı tüfekle kamerayı vurdu. Yapacağını yaptı. Senin kameran ne oldu? Hiçbir işe yaramaz. Ha caydırıcı mıdır? Ya bak aman ha yapmayalım falan caydırıcı diyebilirler. Ama arkadan kameranın kablosunu kesersen ne olacak? Yani evet, kesin bu çözüm değil bu kesin çözüm değil ama tabii ama yani parklarınızı daha fonksiyonlu hale getirmeniz lazım. Bu konuda Çanakkale Belediyesi'nde yani İsmail Özel döneminde mesela parklarına ben genç spor çalışırken basketbol filerini falan ben koydum.
yani güzel şeyler olsun. Kurumlar arası dayanışma yapmak suretiyle bunların birçoğu çözülebilir ve yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet hocam, konularımız böyle. Siyaset var ama çok vaktimiz kısmına bir girersek. Siyaset için sorular, birkaç tane soru alabiliriz yani, hiç merak etmeyin. Ama şey var. Ben de fites büyüttüm diyor Kepez Belediye Başkanı Sayın Doktor Ömer Mutan. Ömer Bey bizim kardeşimiz. Ömer Bey. O artık ben ulusal siyaset yapacağım demişti. Evet. Ama o bir şekilde başkanların aday olmalarının kesildi o partiyle ilgili. Dediler ki böyle bir şey işte vesile etmeyin. Herkes otursun oturduğu yerde deyince kaldı. Ama kalınca da bu sefer madem ki fites büyüttüm Kepez bana dar geliyor. Çanakkale'ye şimdi yani Ülgür mü Ömer mi? Çanakkale için ben Ömer derim. Evet. Çünkü Ömer Kepez'de bir sokakları falan bir gördü ve 3 kata imarı olan yerlerin hepsini 4 kata çıkarttı. Yani Kepez'de halkın, herkesin cebine en az 100 bin lira para koydu. Ömer'i Kepez'de yıkacak hiçbir gücün olduğu kanaatinde değilim. Ömer'e mesela biz şeyi söyledik. Çanakkale'de 13 Aralık günü Mesudiye gemisi Kepez açıklarında battı ve Çanakkale'nin ilk deniz şehidi Ömeroğlu Ziya oradadır. Ya bununla ilgili Kornatör'ün alt tarafına, yani oraya çok yakın, böyle bir anıt falan yaparsan çok iyi olur dedik. Bir de mesela bir gemi getirelim. Bir hücum bot falan böyle. İçin bir müze falan yapalım diye. Evet. Ömer Bey bir araba tahsis etti. Bizim Muğla'daki Aksaz'da orada hücum botlar var eski. Bir tane ama çok eskimiş, alamadılar. Ama dedik ki ya mesela tarihi doku açısından buraya bir anıt yapalım. Ömer oraya anıt yaptı. Yani Ömer'e siz makul ve geçerli bir şey söylediğiniz zaman Ömer bunu yerine getiriyor. Aynı şekilde biz Ülgür Bey'e de söyledik. Dedik ki Türk denizcinin en büyük adamı Çaka Bey'dir. Çaka Bey, yani hikaye çok uzun ama kısa kesiyorum. Evet. Abidos'u, bizim Nara'nın üstteki Abidos'u alırken etrafı kuşatıyor, Bizans'tan alacak. Bizans İmparatoru Alexi Komnenos Kılıç Arslan'a diyor ki Çakar'ın da damadı. Diyor ki bu şeyin diyor, kayınpederin diyor senin yerinde gözü var. Gel diyor sen karadan gel, ben denizden geleyim. Bu diyor tehlikeyi bertaraf edelim. Kılıç Arslan geliyor. Şimdi bizim Barış Kenti'nin ön tarafında oraya bir otağı kuruyorlar. Tabi damadı geldi diye orada bir ziyafet veriyorlar. O ziyafet anında Çakar'ın bir gaflet anını yakalıyor Kılıç Arslan. Hançerini çıkarıyor ve Çaka'yı öldürüyor. Ve oraları bir yerde gömmüşler. Nerede gömüldüğü belli değil. Şimdi Türk denizcinin hakim kaldığı yer Barış Kenti'nin önü. Ve ben dedim ki Şehitler Camii'nin önünden itibaren Barış Caddesi'nden Ahmet Pirşiner Caddesi'ne kadar olan bölgenin batı tarafını, Nara tarafını Çaka Bey Mahallesi yapalım. Ve öteki taraf yine Esenler Mahallesi olmuş olsun. Ayrıca Barış Kenti'nin önüne devasa bir anıt yapalım. Çünkü Çaka Bey Fatih'ten daha önce İstanbul'u almayı niyetlenen birisi ve zaten Ege'yi Türk denizci açısından yapmıştı. Marmara'yı da bir iç deniz haline getirecekti. Niyeti öyleydi. Yani denizciliğin en büyük adamı. Evet. En büyük adamı ve yukarıda yatıyor. Buraya da bir anıt yapalım dedik. Dilekçe verdim. Tahmin ederim Nisan ayı başındaydı. Tabii ama yani belediyemiz çok çalışıyor ya. Nisan. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 4 ay geçmiş. Ben Çanakkale'de yaşıyorum. Devletin genel teamülünde normal dilekçeleri 15 gün içinde, hadi teknik bir konuysa 1 ay içinde cevap vermek lazım. 4 ay geçti. Hala cevap verecekler bana. Yani mantalite ve beyin olarak da çok girdiler. Yine Atatürk'ün mesela komutanlarının isimlerinin Çanakkale sokak, cadde, park ve meydanlarına verelim dedi. Ona cevap verdiler 1,5 sene sonra. Dediler ki biz İskele Meydanı'nda yeni düzenleme yaparken bir panoya bunların isimlerini yazacağız dediler. Yani Allah'a razı olsun, yani bir panoya isimleri yazıyorlar ama Çanakkale sokak gül, karanfildir, işte begonvildir gibi böyle çiçek adı kadar bizim Çanakkale kahramanlarının Ülgür'ün gözünde haysiyeti yoktur. Onu da ve bir de Atatürk kimliği diye geçinirler. Onu da söyleyelim. Onun için Ömer eğer illa CHP'li birisi olacaksa Ömer'in Çanakkale'de belediye başkanı olmanı desteklerim. Diyorsun. Onu da desteklerim. Peki AK Parti Çanakkale Belediyesi için
şey CHP'ye güçlü bir aday bulabilecek mi? Sizce? Güçlü bir aday. Yani AK Parti zaten Çanakkale'deki siyasi oluşumu uzun yıllar Ülgür Bey'le dirsek temasındaydı. Hep güçsüz de adayları Ülgür Bey seçilsin diye böyle bir arka plan yaptılar. Tabii arka plan yaptılar. Yani danışıklı dövüşüm. Tabii. Çanakkale'de şu anda güçlü iki siyasi figür var. Bunlardan bir tanesi Ülgür Bey'dir. Bir tanesi de Bülent Bey'dir. Diğerleri yani her ne kadar Muharrem Erkek Bey CHP Genel Başkanı olsa bile o da Ülgür Bey'in siyasette önünü açtığı, destek verdiği birisidir. Ülgür Bey desteğini çektiği zaman AK Parti CHP Genel Başkan Yardımcılığı bile gider. Siyasi figürdür. Rant dağıttığı için bir de Ülgür Bey ve Çanakkale'deki mesela Atiksar Barajı ile ilgili çevrecileri çok destekler. Aynı çevrecilere benim de bir teklifim var. Şu anda Atiksar Barajı 1970 yılında yapıldı. Refet Sezgin yaptı 70'te. Yani bitirdi ve icat yaptı. Orası sulama kanalları ile birlikte Kepez Ovası, Saracık Sarıceli ve Özbek Ovası sulamak için, Karacan Ovası sulamak için yapıldı. Ve şimdi biz tarımı yani kanaletlere doğru evleri götürdük. Kepez'de zaten kanaletler şehrin içinde kaldı. Ne oldu? Siz yılda iki ürün alabileceğiniz tarım arazilerini ranta kurban etmiş oldunuz. Şimdi benim çevrecilere teklifim. Ben çeneklerini ben yaptırayım. Bir, eğer Atiksar Barajı ile ilgili yukarıda Kanadalı şirkete eğer siz aman ha burayı çok kirletiyorsunuz diye bir siyah çenek koyacaksak çeneklerini ben yaptırayım. Gidelim valinin önüne bir çenek koyalım. İkinci çerengi de Ülgür Bey'in kapısına koyalım. Çevrecilere. Bunu da kendilerine teklif ettim. Hadi gelin dedim ya masrafları bana ait. Bakın valiye tenkit ediyoruz ya. Tamam tenkit edelim yine. Ama Çanakkale'de tarımı öldüren 2050-2060'lı yıllarda hatta 2200'lerde 3 sefer ürün alacak olan tarım arazilerinin ırzına geçmiş olan bu zihniyetle ilgili yazılacak olan yazıların aklım hafızalarım almıyor daha şimdiden. Ne kadar aptal insanlar Çanakkale'de yaşıyormuş da buna neden dur dememişler diye kıyameti kopacaklar diye düşünürüm yani. Bu anlamda çevrenin de mahvolmasına ranta Çanakkale'yi kurban etmesinde çanak tutuyor derim. Ve bu yüzden de Çanakkale Belediyesi'ni tarihte affetmeyecek diye derim yani bunları. Bu yüzden şimdi AK Parti'ye geldiğimiz zaman AK Parti'nin içinde çok kıymetli, bu işi çok iyi yapabilecek olan insanlar var. Ya bana sorarsa ben de söylerim. Ama şimdiye kadar birçok şeyi yazdık, söyledik. Ya bak bunu yapın, bunu yapın ama sakalımın dolayısıyla kimse dinlemedi. Yapılabilir. Bir de belediye meclis üyelikleri. Mesela Çanakkale'de dertlenen, Çanakkale'nin problemlerini bilen, Çanakkale'nin tarihini bilen insanlardan seçimi. Hem CHP'den hem de AK Parti'den. Evet. CHP'deki bir iki arkadaşımız siyaseten CHP fikriyatı ile ilgili militan hareket ediyor. AK Parti'deki arkadaşlarımız ki ben birçoğunu tanıyorum onu yani birçoğunu hepsini tanıyorum. Onlar ise ya parti bize bir görev verdi. İşte biz de seçildik geldik burada görevimizi yapıyoruz gibi. Ya gideceğiz. Gideceğiz gibi. Aslında kalıcı izler bırakabilirlerdi. Bu anlamda bir iki arkadaşımızın ceval atımlarını gördüm ama onun dışında orada layıkıyla şehre gerçekten tartışan, mücadele eden ve Çanakkale'nin mücadelesini veren bir bakış tarzını görmedim. Yine eğer böyle bir meclis oluşacaksa belki Ahmet olmuş Mehmet hiç önemli hiç değil. Fark hiç fark etmiyor. Çünkü evet. Ben hem iktidarı bu anlamda hem de muhalefeti zaten yerin dibine sokuyorum zaten. Evet. Benim için değişen evet. Hiçbir şey yok. Yani. Tabii. Yani güzel şeyler olacaksa da yani Çanakkale'de bir düşünce kulübü falan olması lazım. Yani. Bunun içinde çok değişik insanlar olması lazım. Bunları tartışmalı. Yani CHP'de öneriler sunmalı. Mesela ben Çanakkale ile CHP'li olacaksa mesela Celal Karakaş'ın belediye başkanı olmasını isterim. Belediye meclis üyeliklerinde çok çaplı Çanakkale'de arkadaşlarımız var mesela. Bunların belediye meclis üyesi olmalarını isterim. CHP'nin içinde de. Ama AK Parti içinde de çok iyi insanlar var. Onların da gerçekten hatta şu AK Parti devşirebilir de başka partiden olsa devşirebilir. Yani çok gönlü oraya olsa bile ya siz bizim adımda Çanakkale'yi burada savunun diye başka arkadaşlar da oraya taşıyabilirler. Bununla ilgili bana Ekim veya Kasım ayında net bir soru sorarsanız size ben ne olup olmayacağını net olarak da söylerim. Ekim ayında? Ekim ayında falan söylerim. Tamam. Kim olur, kim olmaz, nasıl gider,
kimler olmalıdır, hepsini söylerim. Ekim ayına falan söylerim. Bu şekilde, tamam tabii. Hocam, sağ olun, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, sizi beceriyoruz. İki saattir buradayız. Program süremiz de doldu zaten. Biz sizi davet ettik, siz de icabet ettiniz. Eyvallah. Davet etmek sünnettir, icabet farzdır diye bir şey evet. vardı zaten. Sağ olun, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim her şeyden önce. Boğaz Medya, Boğaz TV, Boğaz Medya'nın bütün gazetelerini bir haftalık dönem içinde hem siyaseten ne olması gerektirdiği de anlattık, yolda göstermiş olduk bu anlamda. Çözümler de sunduk. Ya bizim tenkidimiz de ya tuğ kaka yerin dibine girsinler falan yanında değil. Bir de çözüm. Ya bak ya bu, evet. bu yanlış evet. bunu da düzelt diyoruz evet. yani. Böyle yaparsan iyi olur diyoruz. Evet. Ya şimdi Çanakkale Turizmi'ne Çakabey'in heykelini yaparsanız, Çakabey Mahallesi yaparsanız tarih yolunu oluşturursunuz. Kötü mü olur yani? Kötü mü olur? Neden yapıyorsunuz yani bunu? Evet. Atatürk'ün komutanlarının isimlerini Çanakkale sokak cadde parklarına verseniz kötü mü olur yani? Ya zor da bir şey değil yani. Tabii yani. Bunların sokağa verirsin, bir küçük bir maskını yaparsın, hayat hikayesini yazarsın. Yani. Geçerken birileri bunu görür ve bunları siz turizm haritalarının içine koyarsınız. Millet de gelir görür bunları falan yani. Nesillere de bir şekilde. Anca aktarılır yani. Ya, bu yüzden balık, şey yani. Balık ailelerin balık tutma yerleriyle ilgili bak tekliflerde bulunduk. Aynen. Yani fena mı yani? Zor bunlar? Bir şey değil. Evet. Zor yani bunlar yani. Yapılabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür edeceğim. İnşallah ileride yine Eyvallah. Birlikte oluruz. Çok sağ ol. Evet sayın seyirciler, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah haftaya tekrar beraber olmak umuduyla hoşça kalın.